Sevgili hocam nasılsın? Bir düşüneyim. İyi. Ama her seferinde değişik bir şey yapacağım diye valla şekil oldum orada. Geçmiş gazete projesi vardı hatırlarsın. Bunu unutmak ne mümkün. Bunu yaparken bu arada son 20 yılda da 2000'den 2020'ye kadarki olan bölümünü ekleyeceğim yeni. Çok heyecanlı bir süreç başlatıyorum o konuyla alakalı. Süper. Çok agresif de bir süreç olacakmış gibi görünüyor. 2020'ler civarında keseceğim evet. 20 sene az değil. Yazılı basın tarihine seçkileri. Hayır bir de 2010'dan sonra internet gazeteleri onlar bunlar ortalık karışık. Evet yani işte 2000 o yüzden ya 15 ya 17 hani o civarlarda bir yerde keseceğiz o hikayeyi. Yani artık internette başka türlü bir basın sistemine geçecek mevzu yazılı basından çıkmış olacak. Onu böyle güzel bir tarih belirleyerek keseceğim o tarihte. Geçmiş gazeteyi ilk yaptığımda geçmiş gazeteyi yapma motivasyonum şeyi fark etmemdi. Eski tarihli gazetelere baktığımda. Türkiye benim hiç hatırlamadığım ya da görmediğim duygu durumları, kuşakları geçirmiş. Bunlardan bazıları 5 yıl, bazıları 10 yıl sürüyor ya da 7-8 yıl sürüyor. Ama 1920'lerden başla bugüne kadar gerçekten 5'er 10'ar yıl aralıklarla belli duygu, bizim nostalji dediğim şey aslında o duygu formunun içine girmek. Bazen kendimizi çok insancıl hissettiğimiz, bazen çok agresif, işte bir dönem var Yunanlılar çok düşman falan. Sonra başka bir dönem, basın denilen şey çoğunlukla tek bir ağza yakın bir etkiyle oluştuğunda Türkiye'nin genelini de etkiliyor. Hani Türkiye öyleymiş zannediyoruz. Bazı çok ponçik dönemlerimiz var. Bazı kendimizi kötü hissettiğimiz, agresif hissettiğimiz dönemler var. Dalgasını geçiyorum geçmiş gazete gösterisinde. Yani 1980'lerde mesela biz hepimiz cinselliği öğreniyoruz dönemimiz var 10 yıl boyunca falan süren. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Çok iyi abi yani sunumunda da vardı zaten. Mesela gösterdiğin yerlerden hatırladığım ve özlediklerim ama hiç yaşamadıklarım da var. O evet. Türkiye'nin yüksek özgüvenli olup dünyaya ayar verme modunda olduğu. Evet, işte o Cumhuriyet'in kuruluş tarihinde. 45'lere evet. Kadar falan süren bir şey durum var. Mesela onlar falan çok ilginç. Mesela o ruh hallerini belki hani işte benim babam da bilmiyor da babam onun sonlarına yetişmiş belki. Mesela dedem falan içinde yaşadığı durumlar onlar. Hakikaten çok değişmiş yani zihinsel durumlar ve değişiyor da. Son 7-8 yıldır bunu siyasetin neden olduğunu düşünüyorum ama son 7-8 yıldır da aktif bir şekilde hani öyle bir dokuyla dışarıdan bakınca Türkiye depresyon, sinir bozukluğu, tükenmişlik, öfke kontrol sorunları arasında bir duygu durumu yaşıyor. Yani herkes yılgın. Bıkkın işte herkes için yani o devamlı değişen sistemin getirdiğine bir adaptasyon sorunundan yorulmuş. İşte herkes yurt dışına çıkmak istiyor. Onun eğitimlerde geyiğini yapıyorum yani. Hani herkes anlam arayışından kaynaklı Türkiye'yi çok seviyor ama herkes Lüksemburg'dan seviyor. Yani Berlin'den sevmek istiyor falan. Türkiye'yi Türkiye'den seven yok yani. Hani %76 yurt dışına çıkmak istiyor ama herkes çok milli falan yani hani şey. Vatanım. Vatanım falan yani duygusunun karmaşasını yaşıyor ve gerçekten hani bu araştırma sonuçları falan var. Dünyadaki en sinirli ikinci ülkeymişiz falan. Irkçılıkla alakalı sorunlarımız var yeni yeni. Biz hani övünüyorduk biz ırkçı hiç olmadık. Hani Osmanlı'dan bu yana nah olmamışız. Bayağı ırkçıymışız. Hepimiz şimdi bunu sorguluyoruz hayatımızda. Duygu anlamında falan. Ciddi bir duygusal karmaşa. Fiziksel anlamda, ekonomik anlamda iyiyiz, kötüyüz bu başka. Bir de bunu nasıl hissediyoruz, nasıl algılıyoruz bölümünde gerçekten yani hepimizin hissettiği, hepimizin içsel olarak da ya da dışarıdan gözlemleyerek de hissettiği bir şey var. Duygusal dezenformasyon, duygusal bozulma var. Buna siyasetin iki kanadının da ikiye ayırdığımızı varsayalım. İki kanadının da çeşitli biçimlerde neden olduğunu düşünüyorum. Bu tekil bir durum değil. Ve o yüzden kimle konuşsak yani buradan kaçası var ya da gidesi var. Buradan gitmenin bu işi kurtaracağını zannetme bana sorsan yanılgıymış gibi geliyor. Belki de haklıdırlar bir şeyde. Buna da emin olamıyorsun falan. Bu duygu durumuna iyi gelecek ya da bu duygu durumunu fark etmemizi sağlayacak ya da bu duygu durumunu değiştirecek bir şeyler üzerine sohbet edelim istiyorum. Bu yani böyle tekil bir sorun grubu olmadı. Biraz geniş bir delta yok, oldu. Yani aslında hepimizin günlük hayatını otobüsteyken bile etkileyen bir şeyden bahsediyorsun yani. Evet. Abi öyle saçma sapan mevzuda öyle atarlı kavgalar görüyorum ki ben sokağa çok çıkmayan adamım yani. Genellikle bilgisayar başında falan şöyle şu pandemi sonrasından beri dışarıyı görmüyorum. Ama yani baya baya böyle hani manyakça diyebileceğim şeylere sıklıkla şahit olmaya başladım. İnsanları bireysel düzeyde delirmeye yaklaştıran böyle bir tabiri caizse öyle bir ruh hali var da anlaşılması zor değil. Şimdi insanın anlaşılması gereken bence en önemli işletim sistemi parçası biz sürekli maruz kaldığımıza dönüşürüz. Sürekli baktığımıza benzeriz. Onu taklit etmeye dair doğal bir yeteneğimiz vardır.
hem sürü canlısı olmaktan gelen hem işte o aşırı gelişmiş sosyal ayna nöron bilmem ne sisteminin kabiliyetiyle alakalı bir şey bu. Devamlı olarak maruz kaldığın şey sen ona katılsan da katılmasan da öyle hissetsen de hissetmesen de zaman içinde seni dönüştürüyor. Siyaseten olan kısmını şimdi şuraya park edeyim. Ama medyanın son 15 yıldır hayatımızda ne kadar yükselen bir şekilde yer kapladığını, artık cebimize girdiğini biliyoruz. Artık medya böyle açıp tükettiğimiz sonra kapatabildiğimiz bir şey de değil. Tuvalette de bize bir şeyler söyleyebiliyor. Şimdi bu kadar yoğun medyaya maruz kaldığımız bir dönemde medya bize sürekli neyi gösteriyor diye bakalım. İşte daha önce de çok konuştuk. İyi haber olmuyor, olumlu haber olmuyor. Hep haberde öne geçmek ve reyting alma kaygısından da beslenen bir aha kötü, hayır benimki daha kötü, bizimki daha berbat, aşağılık, iğrenç falan bunların miktarının gittikçe arttığı bir yerdeyiz. Şimdi bu zaten bir kere maruziyeti arttırıyor. Sen ne kadar iyi, ponçik, ahlaklı, düzgün, zeki, çevik falan bir insan olursan ol, bir süre sonra yavaş yavaş bu ruhunu zımparayla tesfiye eder gibi senin duygusal sistemini yavaş yavaş aşındırıyor. Ve bir yerde diyorsun ki lan ortalık böyle. Yani en azından bilinç dışın buna ikna oluyor. Çünkü devamlı gelen haberler yani ekonomiden, sosyal hadiselerden bilmem ne. Daha evvel mesela konuşmuştuk bu hipnoz etme etkisi var. Mesela şok haberlerin bunları da ek üstüne. Yani şok edici bir haber görüp tak böyle saniyenin kesirleri içerisinde işlevsiz kaldığın anda zihnine bir format atılabiliyor. Mesela medya bunu da sağlıyor şu anda. Ki bu artık algoritmik kesinliğe ulaşmış bir şey. Yani bu algoritma olarak kullanılıyor sosyal medyada. Bunların hepsini aynı kaba koy. Ruh sağlığımızı, zihinsel sağlığımızı, duygusal sağlığımızı korumanın yolu medyayı kapatmanın tuşunu bulmak. Birazcık Okan Bayülgen'e. Acil konu bu abi. Bak, o da öyle söylüyor ya. Şeyde. Biraz önce gençlerle konuşurken dediler ya şu konu var gündemde bu konu. Ben nasıl debil debil bakıyorum hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten 10 yıldır ben aktif olarak gündem takip etmiyorum. Beni gündeme maruz bırakan insanları kendimden uzaklaştırıyorum. Twitter'da blokluyorum, Instagram'da takipten çıkıyorum ya da sessize alıyorum. Bu benim aktif olarak yaptığım bir şey. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani geçen sene miydi? Sabah haberi seyredeyim dedim. Ben de uygar bir insan olayım. İnsanların sonra abi 5. gün gayet normal seyreden tansiyonum yükseldi benim. Yani sabah o anlamsız haberlere maruz kaldığımda bana bir faydası olmadığı gibi resmen kazan basıncımı yükseltti. Yani gün içerisinde sabah dinlediğim bir haber ulan insan insana bunu nasıl yapar diye öğlene kadar akşama kadar seni meşgul ediyor. Tamam benim biraz gardım düşmüş olabilir senelerdir haber seyretmemekle ilgili ama ya şimdi sürekli habere maruz kalan adamın da nasıl laçka olduğunu görmek lazım. Yani sinirlerimiz laçka oluyor gerçekten. Şimdi buna en son senin dediğin bir siyasi bir taraf var. Şimdi Türkiye'de dinle siyaset aynı mertebede etkili bana sorarsan. Böyle dindar olmadığımız gibi siyaset konusunda hiç bilgimiz yok ama dilimizden düşmeyen konular bunlar. Ya din konusunda da bilgimiz yok, siyaset konusunda. Ama bütün konu bununla ilgili. Yani her şey işte böyle ya Allah kitap ya işte falanca iktidar muhalefet ekseninde düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin son 20-22 yılında mesela benim çocuklarım Recep Tayyip Erdoğan'dan başka devlet başkanı bilmiyorlar. Çok stabil bir politik sistemimiz var. Hiç değişmiyor. Ama mesela Twitter'daysan her seçimde büyük devrim olacağına inanıyorsun. Bir türlü olmuyor o devrim. Devamlı aynı şeyler tekrar edip duruyor. Orada böyle bir küskünlük, bir yılgınlık. Siyaseten kronik yenilmişlik sendromu diye bir şey var ülkenin bir tarafında. Öbür tarafta da haksız galebe diyebileceğimiz, yani karşıda güreşilecek uygun rakip olmamasından kaynaklı devamlı köprünün başını tutan bir ekip var. Bunu bir politikacı olarak söylemiyorum, bir seçmen kitlesi olarak söylüyorum. Birisi boş bir gurur, öbürü boş bir eziklik içerisinde. Aslında ikisi de hayatımızı berbat eden iki farklı odak, böyle sarkacın uç noktaları gibi. Ve siyasetin bu kadar önemli olduğu bir yerde bütün değişim, dönüşüm, şekilde farklı bir hayat yaşama gibi gayet insani duygularımızı hiç tatmin edemeyeceğimizi varsaydığımız bir hapse sokuyor bizi bu. Yani bu siyasi sistem benim için hiçbir önemi olmamasına rağmen ülkenin kahir ekseriyeti, babam dahil olmak üzere birçok insanı böyle dipten ve derinden geriyor. Şimdi ülkede elbette siyasetle ilgili konuşabileceğin çok şey vardır. Biri yanlış yapıyordur, biri doğru yapıyordur. O yatırımı tartışırsın, bu politikayı tartışırsın. Hiçbiri bu minvalde değil. İyiler ve kötüler var. Elflerle orklar var. Orklar gelmesin, elfler olsun. Öbürü için de elf ork farklı. Anlamsız, boş bir tartışmanın ezdiği ruhlar. Abi bunu da üzerine sos değil de dibine altlık olarak ser. Çünkü dibinde bu var. Üstünde devamlı negativite.
standart bir medya kullanıcısı, normal yaşayan bir insanın delirmemesi mucize. Onda bir problem vardır. Ya kulağı işitmiyordur ya gözü görmüyordur. Yani bugünkü gündem içerisinde ana konu moralimizin bozulması. Ve son olarak da resme şunu eklemek isterim ki bu istenen, arzu edilen ve mühendisliği yapılan bir şey. Çünkü sen sinirli olduğunda düşünemezsin. Öfkeli olduğunda kendi kontrol mekanizmaların zayıflar. Anksiyetik olduğunda daha çok çare ararsın. En yakınındaki yılana sarılmak üzere. Belirsizlik olduğunda çok kolay yönlendirilebilirsin. Dolayısıyla bir de tüketim toplumu yaratmak istiyorsan, manipüle edilebilir bir kitle üretmek istiyorsan, bundan iyisi Şam'da kaysı, bu sistemin içerisinde başka bir çıkarımız yok. Dediğin çok doğru. Deliriyoruz. Yani komple millet olarak aklımızı yitiriyoruz, kontrolümüzü kaybediyoruz. Ama bu bir şalterle de değişebilir bir şey. Ya ben mesela son kullanıcı garantisi vereyim. Bugün haberleri kapat. 10 gün sonra eşinle çocuğunla ilişkin düzelir. 10 gün sonra bugün haber almayı bitir. Ama haberleri kapatarken televizyonda zaten bir şey yok. O şeyi kapat. Telefondaki bilmem neredeki bilgisayarındaki uygulamaları kapat. Haber alma bir 10 gün. Bak ne kadar güzel oluyor. Bir sürü bu arada yaz dönemindeyiz. Bir sürü de altından kurtarırsın. Milletin düğününden, nişanından haberin olmaz. En güzeli de vallahi ben hiç bakmıyorum. Şey. Mağaraya girmiştim. Haberimiz yok, evlendirmiyor. Çocuk da mı olmuş? Vay büyümüş falan diye. Abi hep esprisini yapıyoruz ya. Yani en çok mağaraya ihtiyaç duyduğumuz devir bu devir. Yani çekilmeye ihtiyaç duyduğumuz bu devir. Çünkü 7-24 taarruz altındasın. Veri taarruzu. Yani. Burada bir şey yani başka... Ben biraz ölçek değiştirmek istiyorum. Bu dediklerin önemli bir bölümüne katılıyorum bu arada. Yani tartışılır bir tarafı da yok bir şeydi. Ama aslında seninle de eğitimini planladığım, senin de çok güzel eğitimlerini yaptığın şu değişimle baş etme ya da kaosu anlamayla alakalı başka bir süreç var gibi görünüyor. Sosyolojik olarak bunu hiç ölçtük mü bilmiyorum. Bu güzel bir başlık da olabilir Ferhat. O da şu, yani 10 sene evveliyle ya da 20 sene evveliyle şimdi bir insanı etkileyen değişken, yani hareket, değişen yapı sayısı farklılaştı. Parametreler mi? Parametreler farklılaştı. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi mesela ekonomiyle alakalı bir parametre çok önemli bir şekilde değişti. Ekonominin kötü etkisinden bahsetmiyorum. Şimdi mesela sabit bir şekilde cebimizdeki 100 liranın ne değer olduğuna emin değiliz. Yani sen desen, ben desen, Yasemin'le konuşuyorsak yani 100 lira ne satın alırdan emin değiliz yani. Yani şeyde. Çünkü oradaki tüm yani paramızın yetip yetmemesi, paramızın olup olmamasının dışında orada bir kaos oluştu. Şimdi bu kaos da hepimizi geriyor. Yani ben şimdi bu hesapta kazıklandım mı yoksa piyasanın yeni normali bu muyunun arasını da bilemiyorsun. Evet, ben biraz önce altta söylemiştim. Şu anda aktüel durumda sen fitili ateşleyen şeyleri getirmen çok güzel oldu. Bunlardan daha çok var. Mesela bu ama en önemlisi. Evet, yani çok şimdi önemli. Bu değişim ya da işte ne bileyim eskiden kızları etkilemek için bu işe yarıyordu. Şimdi bu yaramıyor. Ya da evlenmek için bunlar gerekiyordu. Şimdi bunlar gerekmiyor. Ya da sokağa çıkıyorsun. Bak bu dönemde çok önemli. Biz de nasıl konuşacağımıza karar veremiyoruz aramızda. Gidiyor geliyor can cananda. Ya Türkiye'nin %10'u Suriyeli oldu. Yani gerçekten bu arada abartılı bir rakamla söylemiyorum. Bariz 8 milyon 10 milyon aralığında insan varmış gibi görülüyor Türkiye'de bir şeyde. Ve biz bunu İstanbul'dayken Türkiye'nin her kentinden hissediyorsun da İstanbul'dayken belirgin hissediyorsun. Ne yapacağı da bilmiyorsun. Hani o bir şey değişti. Değişimi kendisiyle alakalı oranın oluşmuş kültürü, stabilitesi falan yok. Bu değişen şey bir kaos oluşturdu. Kaos korkuya. Endişeye, kaygıya neden oluyor. Çok anlaşılır. Ha ya ve o kaosun kendisini oluşturduğu korku bence Türkiye'deki herkes için. Bunu artık sağı solu ya da işte o partilisi bu partisinin de dışında geri kalan herkes için öfke, sinirlenme, işte korkunun klasik karşılığı böyle bir şeymiş gibi görünüyor. Fakat buna reaksiyon oluşturma halinin politik olarak çok büyük bir acziyet taşıdığını düşünüyorum. Yani buraya bir şey yani bir cevap vermen gerektiğinde bunu bilimle vermen gerektiğini, tutarlı kurallar zinciriyle vermen gerektiğini biliyorsun ama biz öyle değil. Bir yandaşlıkla işte bir politik dezenformasyon. Evet, bir taraftaysan olsun, öbür taraftaysan olmasın. Olmasın ya da öyle. Ben mesela bu göçmen sorunu diyelim temel olarak merkezde ya da ırkçılık problemi ya da işte nevzuhur şu anda yani dün gündemimizde olmayıp bugün olan şeylerle ilgili. Sorun yaşamayan insanlar var. Mesela en azından geçici olarak o sorunu hissedemeyecek kadar meşgul olan insanlar var. Mesela onlara bir bakma taraftarıymış. Mesela bir sivil toplum örgütüyle görüşmüştük geçen sene.
Onlar mesela bu göçmenlerle falan ilgili çalışma yapıyorlar. Saatlerce, hatta 2 gün boyunca bu konuyu konuştuk. Ağızlarından ırkçı hiçbir şey ya da göçmen sorunu diye bir şey duymadım. Elde bir mevzu var. Bu insanlarla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tanışıyorlar, görüşüyorlar. Yani işleri bu. Ve dolayısıyla bu konuya bir şey katabildikleri, bir şey yapabildikleri için şikayet yerine bir şey yapıyorlar. Evet, şikayet evet. Cesaret döngüsü. Evet. Şimdi normal insanı delirten ne o belirsizlik içerisinde? Benim yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Son derece doğaldır. Yapabileceğim bir şey olmadığında senin yaşadığın yer tabelalarının değişimine varana kadar büyük bir dönüşüme uğruyorsa burada gerilmen çok normal. Çıkıp yetkililer palyatif açıklamalar yapabilir, köklü çözümler önerebilir, bir takım sosyal politikalar yapabilir ama yapmıyorlar ya da yeterli yapmıyorlar. O onların bileceği iş. Beni politikacı izlemiyor, onu bilerek konuşuyorum. Ben normal insana bir öneri vermek istiyorum. Mesela Fındıkzade'de kaldım 3-4 ay. Şu anda Fındıkzade'yi tanıyamıyorum. Yani Fındıkzade komple Arap kenti gibi. Her yerde Arapça tabelalar. Lokantalarda yemekler süper bu arada. Yani tabii 3 gün üst üste yersen muhtemelen karaciğer patlar ama harika yemekler. Fakat ne olduklarını anlamıyorum. Mesela menüleri okuyamıyorum. Oradaki garsonların dilinden anlamıyorum. Şimdi bu gergin bir durum. Fakat Fındıkzade'de yaşayan bir insan olsam ben, şu anda orada oturuyor olsam ve etrafımda böyle bir yeni demografik değişiklik dalgası olsa şunu düşünürdüm. Yani ben bu konuda ne yapabilirim? Şimdi bu soru çok sihirli bir soru. Devlet bunu yapsın ya da bilmem kim politika gelse, bunlar gelmesin. Dışında başka bir seçenek bu. Ben bu konuda ne yapabilirim? Mesela ilk aklıma gelen şey ki yaptım son gittiğimde. Esnafla tanışırdım. Yani oradaki insanlarla tanışırdım. Onlarla bir ahbaplık geliştirmeye başlardım. Ve belki onlardan kankalarım, dostlarım bir şeyler olmaya başlardı. Bilemiyorum bu film nereye gider ama eğer kişisel olarak biz o insanlarla ilişkiye geçmek, onlarla bir şekilde bir toplumsal yapı kurma denemelerine girmeye başlarsak, kaçınılmaz olarak etrafımızda var olan o belirsizlik oluşturan dönüşümün bir parçası oluyoruz zaten. Onun içerisinde bir aktör oluyoruz. Dışarıda şikayet ettiğimizde ya yanındasın ya karşısındasın ikileminde iki grubun da işlevsizleştiği bomboş bir retoriğe sıkışıp kalıyoruz. Halbuki yani sokakta gördüğün bir işte Suriye kökenli bir insana, bir başka birine işte merhaba birader ne yapıyorsun burada diye sorarak başlatılacak bir hikaye bile çok önemli. Ve bu benim gördüğüm kadarıyla şöyle de bir sıkıntı var. Yani sokakta gördüğüm bu. Ben bunun analizini, çalışmasını ya da haberlerini okumadım henüz. Bu konu nasıl işliyor bilmiyorum ama İnsanların büyük bir kısmı Ferhat'ın söylediğine göre Türkiye'de göçmen gelsin kabul ederim diyenlerin oranı hatırı sayılır bir derecede düşmüş. Yani bu konuda çok ciddi anksiyetik durumdayız. Mesela gergin durumdayız. Artık yeter diyoruz. Başka göçmen istemiyoruz. Şimdi biz böyle bir pozisyon almaya doğal olarak hakkımız var. Ama bu bir şey daha yaratıyor. Göçmen olan daha da yabancılaşıyor. Daha da yabancılaşınca daha da içine kapanıyor. Bir takım alışverişlerden ve imkanlardan mahrum kalan bu insanların yarattığı belirsizlik büyüyor. Ama şimdi onun öncesinde mesela şunu sorgulamayalım mı? Bunu gerçek bir soru olarak soruyorum. Öyle öğretildi ya, bu ülke benim. Hı hı. Doğru mu? Senin, benim, onun ve bunun. Ve bu evet. Ülkedeki umuyoruz ki yaşayan 80 milyon insanın 80'i de böyle hissediyor. Bu ülke benim. O yüzden herkesin kafasında çeşitli yerlerde açıları sapabilir ama kabaca benzer bir yöne doğru bakan bir bakış açısı da var ya da bir işleyiş de var. Bu ülke benim derken ya da bir şey pozisyonlarken. Şimdi birdenbire şunu fark ediyorsun. Bu ülke benim değilmiş. Çünkü bu kararı ben vermedim. Valla ben onu çok önceden fark etmiştim. Yani, bu ülke İstanbul'da yaşayan Yahudi ve Ermenilerin de aynı zamanda. Ama 6-7 Eylül olaylarında ne oldu mesela? Evet evet işte yani bunu kaosuyla. Evet. İşte ne bileyim o Yunanistan'dan göçler, möçler, mübadeleler tabii, falan tabii, sırasında yaşadığımız şeyler. Çık git buradan dedik. Çık git evet. Dedik, kovaladık malını mülküne çöküldü burada mesela. Evet. Herkese oradakiler de benzer bir zulmü yaşadılar. Bu biraz belki de tokadını yediğimiz bir şey olabilir. Evet. Çünkü bu memleket bir hani diyorlar yani bize 80'de 90'da öğretilen milli olma ya da işte ne bileyim o büyük kavramlar ve anlamların hepsinin altında kof olduğu çıktı. Tabii. Yani bunların bir anlamı yok. Bu ülke benim de değilmiş. Öyle bir şey de yokmuş. Hani bir şeye benim deme olasılığım da yokmuş. Ve hani gelecek dediğim şey benim, benim dediğim mesela daha doğrusu bizim diyen kim? Mesela ya herkes için bizim yani o bizim de illa siyasal bir yapı olarak söylemiyorum. İşte olarak hani parçalayan şey bu zaten. Mesela o bu ülkenin sahipleri olan bizler, işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağlı olan herkes Türktür falan gibi tanımlarımızın kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz ya. Öyle olmuyor. Mesela adam Suriyeli geliyor, vatandaş oluyor. Evet. Hadi al bağrına bas, Türk yap. O kadar değilmiş demek ki mesela. Yani bir evet, evet. Kültür, dil, inanç, yol, hedef bilmem ne ortaklığı gerekiyormuş. Bir yaşanmışlık gerekiyormuş. Ona bakarsan mesela bugün biz çeşitli zorlamalarla sınırlarımızdan giren bu kadar insanla
anlaşmakta bu kadar zorlanıyoruz ama biraz önceki örneği boşuna vermedim. Benim babam mesela gayet Sünni Müslüman bir Türk olarak ticarette en güvendiği insanlar Ermeni ve Yahudilerdir. En güvendiği insanlar, hilafsız yani. Ve bunu her ortamda da beyan eder çünkü onlar senin birlikte yaşadığın kardeşlerin, aynı vatanı paylaşıyor. Aynı vatanın insanlarısınız. Birlikte yiyip içiyorsunuz. İşte romantik Kuzguncuk'ta ve Hatay'da hala eser düzeyde devam eden Hristiyanların Ramazan'da iftarlara gelmesi falan filan gibi o böyle hoşluk karşılıklı almasını vermesi diye. Nasıl oldu bunlar? Bir yaşanmışlıkla oluyor. Şimdi bizim şu anda akut bir durum yaşadığımızı fark etmemiz lazım. Ben bunu akıl sağlığı yerinde ve kendi hayatıyla ilgili kararlar almak isteyen insanlara anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kitlelere anlatılabilecek bir şey değil bu. Şu anda akut bir durum yaşıyoruz. Bu akut durumda sınırlar geçişkenleşti, bir sürü insan gelip gidiyor ve tabii ki biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Bu bir hikayeye dönüşecek, bir şeye dönüşecek zaman içerisinde. Akut durum kronik bir şeye sebep olacak. Bu bir soruna da sebep olabilir, enteresan imkanlara da sebep olabilir. Burada neler olacağı, nasıl ki hayatta o kaos belirsizlikte hep anlatıyoruz, kaosla belirsizlikle baş etmenin en önemli yolu onunla dans etmenin yöntemlerini deneme. Evet. O topa girme, yani bir şeyler yapma. Ah böyle oldu diye oturup beklemek yerine ne yapabilirim sorusu. Aslında zaten bunun altını çizmek için bilerek o alanda açtım. Yani en çok yapmaya çalıştığımız şey tutulup durmaya çalışıyoruz. Evet, sabit kalsın. Sabit kalsın ve benim umduğum ya da istediğim gerçeklikte sabit kalsın. Abi hayat öyle bir şey değilmiş. Yalandan 1970'ler 90'lar arasında modernizmin içerisinde böyle bir şey varmış yanılgısı yaşadık. Yaşandı bitti bunlar yani hani yaşandı bitti saygısızca olmak bunlar bitti ve şimdiki anladığımız şey de dünyanın hiçbir yeri için bu sadece Türkiye'yi etkilemiyor dünyanın her yerini etkiliyor hiçbir yeri için tek örnek artık korona değil korona göçmen sorunu ekonomik anlamdaki dalgalanmalar iş hayatı bak meslek seçimi iklim değişiklikleri su krizleri hiçbir şey yarınki hiçbir şey bizim böyle 20 sene önceki planlanmış hedefler ve bilmem nelerle gitmiyor. Başka başka değişkenler var ve biz bireysel olarak tek başımıza o değişkenlerin tümünü birden hesap edip planlayıp içinde katı bir şekilde durma olasılığın yok. Akışa girmek zorundasın. Aynen. Değişiyor mu? O değişimin akışına gireceksin, yöneteceksin ya da işte onun yanında ya da karşısında nasıl olacaksın ama akışın içinde olarak olacaksın. İşte insanın fabrika ayarları hikayesinde devamlı vurgulamaya çalıştığım şey ne yaparsan elinde o gelir seninle. Biz yaptık bunu. Evet. Mesela bu dünyadaki savaşlar bilmem neler sırf Suriye'de bilmem kim delilik yaptı diye olmuyor ki abi. Yani yüzyıllar süren emperyalist, işte haksız, zalim, bir sürü kararın, bir sürü aksiyonun total bir neticesi olarak biz bugün burada bir yandan, Osmanlı'yı ayakta tutamayan işte gevşek yöneticilerin işte o sosyo-kültürel, global bilmem ne sermaye dağılımının değişmesi hepsini topla. Bugün buraya gelen Suriyeli adam onun sonucu olarak geliyor buraya. Yani ve bu üzerinde be istemiyorum diye direnebileceğim bir şey. Bir de bunlar artık geri dönüş olan şeyler değil. Değil tabii canım. Yani alıp da hadi gidin tamam bitti ülkenize savaş diyemezsin yani. Evet. Ama bu işte abi en zor kısım ne biliyor musun? Öz yetersizlik daha evvel bir konuşmuştuk. Benim ülkemin insanının müthiş bir özgüven ve öz yeterlik problemi var. Büyük sorunlarla baş etmek için yapacağı hiçbir şey olmadığına o kadar çok emin olan insan var ki. Elimden benim ne gelir o yüzden lanet olsun siyaset. Lanet olsun bilmem ne. Amerika batsın. Ya güzel kardeşim. İnsan olup da bu dünyada ölüm baki olmadıktan sonra yapabileceğin şeyler hiçbir zaman bitmiyor. Biz bu bir kere bu farkındalığı ki bu çok son derece doğal hiç öyle bir lay lay lon bir şey söylemiyorum yani hepimizin elinde evdeki o prizi tamir edebiliyorsan bu dünyada da bir şeyler değiştirebilirsin yani yaparsın bunu. Bu öz yeterliğe sahip olmayınca ve sürekli etraftan devamlı bu belirsizliği bilmem neyi destekleyen değişim ve dönüşüm haberleri gelmeye devam ettikçe içine kapanıp da gettolaşmak, yabancılaşmak ve yozlaşmak dışında bir seçeneğin kalmıyor. O yüzden hep derdim biliyorsun ben bireysel eğitimi önemsiyorum. Yani sistem ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmez. Çünkü biz bu yönetimleri, bu kararları veren insanları talep eden kitleyiz. Neticede bu topluluk da bir zihin durumuyla karar veriyor. Bu zihin durumu nereden çıkıyor? Abi sen, ben, bizim oğlanın hissettikleri, müktesebatları, kültürel olarak öğrendikleri. Anlatmakta çok zorlandım ama hayatımda hep çalıştığını gördüğüm bir tane bir şey var. Hakikaten insan karar verdiği zaman acayip şeyler yapabiliyor. Sevgili Açık Beyin izleyicilerine bir mini güzelleme yapayım. Yani bu videoyu izleme lüksüne sahip olan herkes dünyayı değiştirmek için inanılmaz imkanlara da sahip. O yüzden
Sen sevgili kardeşim, ben, bizim buradakiler, bak buradaki arkadaşlar, bir karar vereceğiz. Bugün bir şey yapacağız. Ne yaparsak yapalım belirsizliği azaltacağız. Ne yaparsak yapalım bize iyi geleceğiz. Ve gelecek yanımızdakine de tavsiye verelim. Yani belki açık beyni seyretmemiş olan az sayıda insandan birini tanıyorsunuzdur. Ona da bir tavsiye verip ya şöyle baksana diyiverelim. Belirsizliğin ben tek çaresi olarak bunu görüyorum. Bir de tabii ki insanın fabrika ayarları üçüncü ayar olan sosyallik ayarları itibariyle tek başımıza bir şeyi değiştirmemiz mümkün değil. Yani tek başımıza ancak priz tamir ederiz dediğim gibi. Birlikte hareketle bir katkı, bir artı değer oluşturma, bir yardımlaşma falan filan gibi hareketler başlatabildiğimizde bu iş hem bize kendimizi daha iyi hissettiriyor hem de sonuçlarını çok daha net görebileceğimiz bir aksiyona sebep oluyor. Belirsizlikle mücadele tamamen aksiyona geçip geçmeyeceğimizle alakalı bence. Bu korkunun, o belirsizliğe karşı duyduğumuz korkunun biraz altını çizmek gerekiyor. Yani öfke duyuyorsak işte... Doğal abi, son derece doğal bu arada. Çok anlaşılır bir şey. Evet, ama yani işte bunu hissettiğinde mesela insanlar çoğunlukla ben şimdi ne yapacağım duygusuyla konuşuyor ya bununla karşılaştığında. Sinirlilik, öfke de öyle oluyor. Yani bu sinirli ve öfke o halini hissediyorsan korkuyorsun. Önce onu kabul edeceksin. Korkuyorsun, kaygı duyuyorsun. Korkuyorsan ve kaygı duyuyorsan en kötü ikinci bir ilişki şikayet etme hali. Şikayet etme vasfını üzerinden kaldıracaksın ya da pozisyonlarını kaldıracaksın. Korku normal. Bu kadar büyük değişimin içerisinde, bu kadar kaotik bir formun içerisinde korkuyor olmamız kadar normal bir şey yok. Korkuya iyi gelecek tek şey de, senin ilacınla beraber söyleyeyim, yürümeye başlayacaksın. Mümkünse problemin bir parçası değil de çözümün bir parçası olarak yürümeye başlayacaksın. Kendi olduğun lokasyonunda yürüyeceksin. Yani bir de, hadi hep beraberi de beklemeye gerek yok yani. Bir de mesela o dediğin yani... Şikayeti koro halinde bağırınca çözüm gelecek zannediyoruz. Esas problem şikayetin cesaret öldürücü etkisini aslında amplifiye etmiş oluyoruz. Farkında değiliz. Bas bas bağırmak, tepki vermek öyle bir şey değil. Korku bir tepkidir. Cesaret ise karardır diyor ya benim kitabımın başında Winston Churchill'in lafı. Cesaret onu, o söylemi terk etmeyi gerektiriyor işte. Topluca da bir şey yapacaksan, bireysel de yapacaksan herkesin otomatik ağzına gelenin dışında bir şey düşünebiliyor olmak lazım. Ben çok böyle yaratıcı, güzel çözümler bulabileceğimizi düşünüyorum. Ben şahsen hayatımda ufak tefek deniyorum yani. Çalışıyor. Bakıyoruz bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. Bir de böyle yapalım, bir de böyle falan deyince ortaya bambaşka sonuçlar çıkıyor. Can Canan bile aslında öyle bir şeyin eseri. Evet. Yani tabii balkonda muhabbet ediyorken bir de bunu yapalım. Ondan sonra hazır pandemi geliyor, bir de şöyle deneyelim falan filan derken bugünlere geldik. İyi olmuş bence. Belki de. Kaç? 170 oldu mu Ferhat? Olduk neredeyse değil mi? 170 program ya. Yıllardır yani. Birisi geçen gün şey olarak... Kamera gelmiş. Önünde yaşlandınız. Ya onu söyleyecektim şimdi. Tamam. Kamera önünde yaşlandınız demiş bize. Gerçekten harbiden öyle oldu. Her hafta. İlk programlarda benim sakalım, saçım varmış falan. Şu ırkçılık mevzusunu konuşalım. Benim burnuma bile kötü kokular geliyor. Bak altını çizerek söyleyeyim. Abi konuşacağız da işte Zülfiyar'a dokunmadan nasıl konuşurum? Benim yani sert konuşacağım, konuşuruz. İyi olmaz. Gireceğiz, çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Can Canan, konuşuruz. Yani teşekkür ettim hocam. Kendine dikkat et.